Fotosentezi etkileyen aşağıdaki faktörlerden hangisi fotosentezin stromada gerçekleşen, yani karanlık evre arkadaşlar, şöyle yazalım, tepkimeleri için doğrudan gereklidir? Karanlık evre. Şimdi aydınlık evre ve karanlık evre vardı. Aydınlık evreye ışık çarpıyordu. Yani ışık doğrudan etkiliyordu orayı. ATP ve NADPH üretiliyordu aydınlık evrede. Bunlar da karanlık evre reaksiyonlarında karbondioksitle beraber besin üretilmesi sağlanıyordu. Bakın glikoz zaten bir sonuç. Işık karanlık evrede doğrudan etki etmez. Klorofil aydınlık evreye aittir. Oksijen aydınlık evrede açığa çıkarsa çıkar. Ama bakın karanlık evrede reaksiyona kim giriyor? Karbondioksit. O yüzden cevabımız C seçeneği. Fotosentez reaksiyonları sırasında verilen olaylardan hangisinin gerçekleşmesi için doğrudan ışığa ihtiyaç duyulur? Doğrudan ihtiyacı varsa ışığı arkadaşlar bu aydınlık evre reaksiyonudur. Hatırlayın lütfen granalarda gerçekleşir. Klorofil var, elektron taşıma sistemi var. Aydınlık evre reaksiyonlarında ATP ve NADPH üretiliyor. Bu da karanlık evreye gönderiliyordu. Bakın Rubisco gibi, karbondioksit gibi, RuBP gibi maddeler karanlık evreyle alakalıdır. NADPH'in yükseltgenmesi demiş. Bakın NADP burada indirgenip NADPH oldu. NADPH karanlık evreye gider, hidrojenini bırakır, tekrar NADP olarak aydınlık evreye gelir. Yani bu olay da karanlık evrede gerçekleşir. Tekrar edelim. Aydınlık evrede NADPH'a dönüşür ve gider karanlık evreye hidrojenlerini bırakır, yükseltgenir, tekrar aydınlık evreye döner. Suyun fotolizi, yani suyun ışıkla arkadaşlar elektron, proton, oksijene ayrışması aydınlık evre reaksiyonlarında doğrudan ışıkla gerçekleşir. O yüzden cevabımız E seçeneği. Bakın fotoliz, ışıkla parçalama. Bitki hücrelerinde fotosentez reaksiyonları sırasında gerçekleşen olaylardan hangileri fotosentez yapan tüm canlılarda ortaktır? Şimdi fotosentez klorofil lazım, karbondioksit besin sentezi için lazım, elektron taşıma sistemi fotosentezde lazım. Peki oksijen açığa çıkması ya H2S kullanıyorsa canlı arkadaşlar? Elektron proton kaynağı olarak H2S kullanıyorsanız kükürt açığa çıkartırsınız, oksijen değil. O yüzden cevabımız 1, 2 ve 3 olacak. Yeşil bir bitkinin fotosentez hızı ne olmuş? Azalmış. Grafikte verilen değişimin gerçekleşmesinin uygulamalarından hangileri neden olabilir? Sıcaklık optimum değeri iyi bir değere getirilirse fotosentez artacaktır, azalmayacaktır. Bitkinin ışık alması engellenir, karanlık ortama koyulursa evet azalır. Ortama enzim etkinliğini durduran kimyasal madde koyarsanız tabii ki reaksiyon azalır, hatta sıfırlanabilir. Karbondioksit tutucu, işte baryum hidroksit, kalsiyum hidroksit, sodyum hidroksit, potasyum hidroksit gibi maddeler koyarsanız arkadaşlar bu da fotosentez hızını azaltır, hatta durdurabilir. O yüzden cevabımız 2, 3 ve 4 olacak. Bitkide fotosentezin ışığa bağımlı evre tepkimelerinde oluşan NADPH molekülleri hangilerinin granadan stromaya aktarılmasında görev alır? Şimdi diyoruz ki aydınlık evre ve karanlık evre var. Aydınlık evre ışıktan doğrudan etkileniyor ve sonuç olarak ATP ve NADPH üretiyor. Bakın NADPH. Ne yaptım ben? NADP'yi NADPH'a çevirdim ve bunu karanlık evreye gönderdim. Aslında karanlık evreye, yani stromaya neyi göndermiş oluyorum arkadaşlar? Tabii ki hidrojeni göndermiş oluyorum. Oksijen zaten çıkacaksa atmosfere buradan verilir. Karbon kaynağı, karbondioksit dışarıdan alınır ki azot da arkadaşlar dışarıdan mineral olarak alınır. Cevabımız A seçeneği. Fotosentez ve kemosentez yapan tüm canlılar hangisi ortak olabilir demiş. Klorofile etkinlik fotosentez için geçerli, kemosentez için değil. Bir gitti. Oksitleme reaksiyonları kemosentezdedir, fotosentezde değil. İki gitti. Karbondioksit hangi ototrof olursa olsun karbondioksiti indirgeyerek besin üretir. Karbondioksit özümlemesi de diyebilirsiniz buna. Hidrojen kaynağı olarak H2O kullanma belki de fotosentez yapıp H2S kullanacaktır, değil mi? O zaman cevabımız ne oldu? Yalnız 3. Yani hem fotosentezi hem kemosentezi hem de kendi içerisindeki alt başlıkları düşünerek bu soruyu yanıtlamanız gerekiyor. Bakın belki burada ortak olarak bir ETS'yi koyabilirdiniz arkadaşlar ekstradan, tamam mı? Ama karbondioksit indirgenmesini hiçbir zaman unutmamanız lazım. Bir bitkide gerçekleşen fotosentezin ışığa bağımlı ve ışıktan bağımsız reaksiyonları sırasında hangisi ortaktır demiş. Bakın aydınlık evre reaksiyonları, karanlık evre reaksiyonları, elektron taşıma sistemi, klorofil,
Grana ifadesi aydınlık evrede, stroma karbondioksit tutulması karanlık evrede arkadaşlar. ETS elemanı aydınlık. Fotofosforilasyonla ATP sentezlenip karanlık evreye gönderilir, o zaman aydınlık. NADPH'in yükseltgenmesi karanlık evrede olur arkadaşlar. Çünkü ne yaptınız? NADP'yi indirgeyerek NADPH ürettiniz aydınlıkta, onu karanlığa gönderdiniz. O NADP olup tekrar aydınlığa gelecek. ATP tüketimi demiş karanlık evrede olur, üretim aydınlık evrede. Her iki tarafta da enzimatik reaksiyonlar var. Mesela ATP'nin sentezlenmesi için ATP sentaz var. Ya da NADP redüktaz enzimleri var arkadaşlar. Karanlık evrede karbondioksitin tutulmasını sağlayan bir sürü reaksiyon var. O yüzden her iki tarafta enzimatiktir. Cevabımız D seçeneği. Kemosentez yapan bir canlıda reaksiyonlarından hangileri gerçekleşebilir? İnorganik bileşiğin oksidasyonu. Doğru mu? Amonyak nitrite çevirmiş. Yine burada bir oksidasyon reaksiyonu olmuş. Dolayısıyla buralarda açığa çıkan enerji gidip karbondioksit ve suyun birleştirilerek besin üretiminde kullanılabilir. Hani hatırlayın o basit reaksiyonu, amonyak diyelim ki oksitlendi, nitrit oldu. Burada bir enerji açığa çıktı. İşte elektron taşıma sistemi falan da var burada. Bu enerji gidildi, karbondioksit ve suyun birleştirilip besin üretilmesinde kullanıldı. O zaman cevabımız ne olur? 1, 2 ve 3. Bir bitkide gün içerisinde üretilen oksijen miktarının günün belirli saatlerinde değişimi gösterilmiş. Bakın artmış, azalmış. T0'da, T2'de bakın minimal seviyede, hatta 0 bile kabul edilebilir. Bakın burada oksijen üretiminin olmamasının nedeni ışık miktarı yetersiz olması, belki de karanlık bir ortamdır değil mi hocam? T1'de tüketilen karbondioksit miktarı maksimum seviyededir. Çünkü üretilen oksijen maksimum seviyede, bu fotosentezin maksimum olduğunu gösterir. T2'de bitkiye yeşil dalga boyunda ışık verilip ortam sıcaklığı sürekli arttırılırsa glikoz üretimimiz artabilir mi? Hocam bir kere sıcaklık sürekli arttırıldığında enzimlerin yapısı bozulacaktır. Kaldı ki yeşil dalga da iyi bir şey değil, doğru mu? Orada fotosentez hızı yeşil bir yaprak için minimumdu. O yüzden cevabımız ne olur? 1 ve 2. Bakın özdeş su bitkileriyle aynı bileşim ve miktarda deniz suyu konuluyor. İçinde mineraller var. Farklı dalga boyundaki ışıklarla belirli bir süre aydınlatılan tüplerle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Bakın tüplerde birim zamanda tüketilen karbondioksit miktarı aynı olamaz. Çünkü kırmızıda bu iş hızlı olacak, yeşilde yavaş olacak. Olacak ama hızları farklı olacak. T3 tüpünde birim zamanda açığa çıkan oksijen miktarı T1'den fazladır. Bakın T3 büyüktür T1, doğru. Birim zamanda ağırlık değişimi en az olan T1'dir. Çünkü fotosentez yeşil ışıkta çok az olacak. Birim zamanda T2 tüpünde soğurulan, yani emilen ışık miktarı T1'den fazla olacak. Çünkü kırmızıyı daha çok seviyor arkadaşlar bitki yeşile göre. Cevabımız o yüzden 2, 3 ve 4. Bitkide ışığa bağımlı evrede hangisi çizilebilir demiş. Bir kere ışığa bağımlı evre karbondioksitle alakalı değil. Burası karanlık evre reaksiyonlarıyla alakalı. 2'yi çizmeyeceğiz arkadaşlar. Klorofil miktarı sabittir. ATP sentezlenir aydınlık evrede ve açığa oksijen çıkar. Bitkiden bahsediyoruz çünkü fotoliz oluyordu hatırlarsanız. Fotoliz neydi? Elektron, proton ve oksijene suyun parçalanmasıydı. Dolayısıyla cevabımız ne oldu arkadaşlar? 1, 3 ve 4. Çok güzel bir özet. Bakın aydınlık evre, karanlık evre. Bakın ışığa bağımlı evrede ATP sentezi gerçekleşmiş. Doğru. Işıktan bağımsız evrede ATP hidrolizi gerçekleşmiş. Doğru. Işığa bağımlı evrede indirgenen NADP molekülleri ışıktan bağımsız evrede yükseltgen. Yani NADP indirgenmiş, NADPH olmuş, tekrar yükseltgenip NADP olmuş. Doğru. Glikozun yapısındaki karbon ve oksijenin kaynağı karbondioksittir. Bakın karbondioksit girmiş, besin çıkmış. Fakat şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Işıktan bağımsız evrede glikoz sentezi için gerekli moleküllerin tümü ışığa bağımlı evreden mi sağlanır? Hayır hocam. ATP ve NADPH evet oradan gelir ama karbondioksit ortamdan alınır. O yüzden cevabımız D seçeneği.